Herkese tekrardan merhabalar dostlar. Ben Sezer. Bugün sizler birlikte Manor Lore serimizin 3. bölümüyle daha karşınızdayım dostlarım. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte neler yapmıştık? Ticarete atıldık, para kazanmaya başladık ve en önemlisi ise 100 nüfusu geçmeyi başardık dostlarım. Peki bugün tam olarak neler yapacağız? Biliyorsunuz ki arkadaşlar son dakikalarda yiyecek sıkıntısı yaşamaya başladık. Yiyeceğimiz 7 aydan 4 aya çok hızlı bir şekilde düştü ve biz şu an yiyecek üretemiyoruz. Bunun sebebi de çok fazla nüfus aldığımızdan dolayı insanlara yiyecek yetmiyor. Peki bugün neler yapacağız arkadaşlar? Son dakikalarda arı kovanları inşa etmiştik biliyorsunuz ki. Bu arı kovanlarına daha fazla insan atacağız ve insanlarımızın daha fazla bal üretmesini sağlayacağız. Ve ikinci alternatif yolumuz ise gördüğünüz üzere arkadaşlar burada totalde 534 adet goldumuz var. Bu goldlarla da yiyecek satın alabiliriz ve bu sayede insanlarımızın açlıktan ölmesini de engellemiş oluruz. Peki parayı tekrardan nereden kazanacağız? Tabii ki de kiremitten arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şurada ben kil rezervi buldum. Ve bu kil rezervi sayesinde kiremit üretebiliyorum. Kiremitin tanesi 12-13'tür arkadaşlar. Yani 40 tane kiremit satsan çok fazla para ediyor. Ve ben de bunu bildiğim için olabildiğince kiremite abanmaya çalışıyorum. Bu bölüm sizler birlikte ve yorumlara baktığımda bir arkadaşımız tavsiyede bulunmuş. Ev yaparken evim arka bahçesini geniş tutarsak insanlar daha fazla üretim yapıyormuş. Sizler birlikte bugün bunu test etmiş olacağız. İsterseniz yavaştan videomuza başlayalım dostlarım. Bu arada beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayınız dostlar. Çünkü hedefimiz 20.000 abone. Umarım en yakın zamanda da varmış oluruz. Şimdi oyunumuzu sağ alttan başlatıyorum. Daha sonrasında arkadaşlar şöyle insanlarımızın çalışmasını bir izleyelim isterseniz. Gördüğünüz üzere herkes işinin başına koyulmuş durumda. İnsanlar kaynakları, bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Hiçbir insanı öldürmemeye çalışmamız lazım. Bu sevdiğim bir dizide bir adamın sözü, Negan'ın sözü arkadaşlar. Ve ben de bu sözü uygulayarak gördüğünüz üzere bayağı da bir para kazanmış oldum. İki tane insanımız oldu. Hemen bir tanesini buraya atayalım. Arı kovanlarından bir tanesini atayalım. Burada olabildiğince bize bal üretsin. 66 adet yiyeceğimiz kaldı. Ben zaten avcı kulübesine demiştim ki 20'nin altına düşerse avlanma, 20'nin üstüne çıkarsa avlan demiştim. Şu an avcılık yapmıyor. Avlılık ne ya? Evet arkadaşlar, çünkü yabani hayvan rezervi 16'ya kadar düşmüş durumda. Bu hayvanlara göz kulak olmamız lazım. Aksi takdirde ölürlerse biz aç kalırız. Evet, yiyeceğimiz 69'a çıktı bu arada. Yakacak odunumuz 347. 343'e düştü. Sıkıntı yok. 8 tane de hayvanımız var. 4 tanesi koyun. Şurada geziyorlar bakın. Aa, bunlardan elbise yapabilirim lan ben. Bir tane öküzümüz var. İki tane atımız var. Katırımız yok ama. Şimdi önce ticaret merkezine bir gidelim istersin. Ticaret merkezimiz şöyle baktığımızda buraya hayvan atayabiliyoruz arkadaşlar. Sonrasında zaten şu an için çalışan ticaret yollarımız var. Bireysel fazla fiyatı normalden daha düşük. Evet, insanlar daha düşüğü alıyormuş. Zaten ticaret yok yaptık arkadaşlar. Şu an için kiremit satmayacağız. Ne yapsa abi, yiyecek 3 aya düştü ya. Ben biraz yiyecek alayım şuradan. Yetmiyor arkadaşlar. Ticaret yapacağız ve buradan diyeceğiz ki bize yiyecek verin. Şimdi en az hangisi pahalı? Yumurtalar ucuz. 12 liradan et alalım abi. Et alalım. İthal yapacağız. Hemen ticaret yolumuzu açıyorum. Daha sonrasında ise bana diyorum ki 30 tane yiyecek verin. 30 tane yiyecek istedik. Bakalım kaç liraya mal olacak. Büyük ihtimal 30 çarpı 20, 12 kaç yapar? 320 mi yapar? Böyle bir fiyat yapar herhalde. Bir bakalım. Evet, gitti. Eksi 120 gitti. 68'e çıktı. Biraz daha harcama yapmamız lazım. Daha fazla yapıyor bütün arkadaşlar. Ben yanlış hesapladım. Evet, yiyecek yeniden 4 aya çıktı. Ya şu Mart'ı bir atlatabilsek ya da kışı direkt atlatabilsek rahatlayacağız da. Şu an için her şeyi düşünmemiz lazım. Yiyecek sıkıntını çözdükten sonra ise evleri yükseltmeye başlayacağız. Hadi abi, bir yemek daha getir. Buraya hemen bir hayvan daha atıyorum. İleride 5 tane et tutuyoruz. Evet, 46 tane kalasımız varmış bu arada. Ben bunu hemen ihraç etmek istiyorum. Abi 48'ini de sat ya. 4 liradan mı alıyorsunuz lan? Oha ya, besindeki 4 lira ne oğlum? Allah Allah, 4 liradan alıyorlar. Hiç hoş değil. Kalası da bu arada çok fazla alan var. Yani elimizdeki fazla kalası satabiliriz. Şu an 36 adet kalasımız varmış. Ben bir ticaret yapayım. Kalasın tanesi 12 liradan gidiyormuş arkadaşlar. Yok. Böyle baktığınız zaman 2 liradan gidiyor arkadaşlar. Yani para paradır bence ya. Aç abi ticaret yolunu. İhraç et. Diyorum ki 10 tanesini sat. Elimizdeki 10 taneyi sat abi. Olabildiğince satalım abi. Şimdi bizim onu şu an düşündük. Bakın, yiyecek yandan 4 ay oldu. Büyük ihtimal 30'a kadar da... Abi para bitmiş. Tamam. Şöyle yeniden ticaret yolunu kapat. Kapattık ticaret yolunu. Bu yiyeceklerle artık hayatta kalmaya çalışmamız lazım. Şu an ekmeğimiz hiç yok ama balımız bir sürü var. Yani bal sayesinde hayattayız büyük ihtimal. Ekmek niye yok? Tamam. Biraz bize para lazım. 540 lirayı çok hızlı bir şekilde yedik. Ne yapsak? Paralarımızdan hiçbir şey çıkmıyor herhalde. Aa dur. 28. Bunu 115'e çek. 111'e çek. Abi arpa çıkacak da yani. Tarla yak abi. Sen buğday eksene.
Böyle verimi düşük olanı kaldıralım hemen. Abi bu tarlayı da yak. Buradan arpa çıkar. Abi bu tarlayı da yak. %28. Abi tarlaların hepsini yaktık, buğdaya çevirdik. Bu sayede ekmeğimiz daha hızlı gelecek. Yiyeceği olabildiğince arttırmamız lazım. Aksi takdirde ufak bir naneyi yiyebiliriz arkadaşlar. Yakacak odun alan var mı ya? Bir bakayım. Bayağı bir yakacak odunum var. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 8 aylık yakacak odunumuz var. Nereden bakıyoruz ona? Yakacak odun. Abi burada yok. Heh, yakacak odun. Tanesi 1 liradan gidiyormuş. Hiç almayın daha iyi abi. 10 tane satsam 10 lira para kazanmış oluyorum. Hiç bir değeri yok yani şu an için. Ne yapsak? Elimizde ne kadar kil var? Kiremit 59 taneyim zaten. Kilimiz ne kadar? 135 adet deri. 352 tane kil var. Kilin ne kadar alıyorsunuz peki? Ona da bir bakalım da arkadaşlar. Burada yok. Burada hiç yok. Kil 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 kil. Heh. Onu da 1 liraya alıyorlar. Ama ben 100 tanesini satayım ya. Hocam 150 tanesini satıyorum. 150 lira para yapar. Hadi bakalım. Almak isteyen varsa kapış kapış. Yiyeceğimizi arttırmanın bir yolunu bulmamız lazım. Aksi takdirde nane yiyeceğiz. Hatta var ya 100 tane de yakacak odun satayım ben. Ama hemen şımarmayalım. Hemen şımarmayalım. Şimdi bizim ne ihtiyacımız vardı? 3 tane 3. seviye tımar arazisi. Bu 3. seviye tımar arazisi için neler gerekmiş? Mesela 2. seviye ne istiyor? Diyor ki bana giyecek yap diyor. Herhangi birisi olsun diyor. Bu da diyor ki en az bir tane diyor taş kilise istiyorum diyor. Oo, ayakkabı. Sen gelsene be abi. Sen şurada bir üretim yap bakayım. Sen bir ayakkabı üret. Ayakkabı dükkanı açtı adam. Sen gel bakayım bir de sen gel. Terzi. Aa terzi açtım. Güzel abi. O zaman bu arkadaşın dediği yorum tutuyor. Daha büyük yaparsak daha büyük dükkan olur. Deneyelim. Evet para 57 lira olmuş. İnsanlar alıyor. Böyle baktığımda buraya olmuyor. Buraya da olmuyor. Böyle yaparsak ama zaten al abi. Keşke hani şeyden olmasa. Evet bir tane insanımız yok çünkü arkadaşlar ne yaptık? İnsanların hepsini işe verdik. Ben hizarhaneden bir çık bakayım be. Lan oğlum hizarhaneden çıktım adam gitti la. Ormancı kubbesi. Dokunma atölyesindeki adamı kaldırsam ne olur acaba? Bir tanesi boşa çıktı en azından. Bu iyi. Hemen abi hemen şuraları ör. Yeni insanlar lazım. Baksanıza abi. Yeni insan gelmiş. Şu an çünkü tımar arazileri dolu. Peki artık ayakkabı üretiyor musun reis? Gelecek ayakkabı. Ayakkabı dükkanı. Hadi oğlum. Üret ayakkabıyı. Aç şu dükkanı da biz de mutlu olalım. Sen de mutlu ol. Daha fazla insan sayesinde belki de bunun üstesinden gelecek 3 aya düştü ya. Gitgide de azalıyor. Tamam abi. Daha fazla insan lazım bana. 151 lira para oldu. Bu da demek anlamına geliyor ki ben rezervi satmışım. Satmışım ben rezervi. Tamam güzel. 3 tane yan yana ev yaptık. Daha az olursan güzel olur reis. Açlıktan ölmek istemiyorum oğlum ya. Açlık kötü bir şey. Hemen rezervi 29 olmuş. Hemen rezervi 1-2'ye dursun bakalım bir. Olmadı. Karşı tarafa atlayabiliyor mu ya? Aa demir var lan burada. Bu demir aslında taş da var. Ama çok azlar. 3 insan olduk. Evet bir tanesini buraya attım. Hocam dükkan açtı mı ya? Böyle bakıyorum teker teker de. Yok. Peki dükkana 4 tane daha boş tezgah açılabiliyormuş. Yani dükkanlar açmak için lazım olacak. Şöyle baktım. Abi bizim de çok fazla insan alırsak kötü olur aslında. Şöyle kapatalım. Ben de mi Kingdom Come Deliverance oynuyormuş gibi hissediyorum. Haydi hayırlı olsun. Bu yolunu güzelce kapattık. 3 adet insanımız var. 467 lira da paramız var. Demek oluyor ki kili ben bayağı sattım. Oğlum ben ne satıyorum bir saattir bak. Sanırsam kiremi satıyorum arkadaşlar. Ha, evet. Para çünkü akıyor geliyor ya. Ayakkabı mı satıyoruz oğlum biz? Ne yapıyoruz biz ya? Oo kardeşim ekmiş ama yiyecek bitiyor. Neler var burada? Yiyecek, yiyecek. Aha giyecek tezgah var. Ayakkabı dükkanı var mı? Tamam sen. Aha bak. Ana arzı var bu sefer de ya. Kapatmışız abi. Giyecek tezgah aramıyor artık az insanlar. Bize bira üretecek adamlar lazım. Neredesiniz lan? Gel reis. Ben kala satmışım. Ben ne diyorum bir saattir ne satıyorum. Ticaret. Artık ticaret yok. Evet daha fazla insan geldi. Bir tanesini buraya atalım. Daha fazla bal üretirsinler. Elimize 2 tane insan kaldı. Bitirin abi buraları. Mahsuller ne zaman toplanıyor? 198 gün. Of verime bak verime. Oğlum bizim verim niye düştü ya? Topluyorlar. Eylül'e ne ara geldik abi? Bir yazda duraydık bari ya. Yazda hiç duramıyoruz ki. İnsanlar hemen alıp götürüyor bizi. Peki artık hani alttan arpam mı yok benim elimde? Size daha fazla bal lazım. Evet arpam hiç yok. Demek ki bana bir tane arpa arazi kesin lazım. Yoksa o zaman biz şey yapalım. Artı 10 lira para geldi. Piramit. Arpa sipariş edelim. Arpa ne kadar abicim ya? Ana yiyecek bitti la. Akacak odun da bitti. Oğlum ne oluyor ya? Allah Allah. Bizim baldan. Sen şuraya yerleş bakayım mı? Malthanedeki adam sen gel. Abi ben şuradaki yiyecek hayvanları da katledeceğim galiba ya. 10'a kadar almanız izin veriyorum hadi. 16 tane hayvan demek bu. Lan oğlum yiyecekten öleceğiz biraz sonra ya. Boya atölyesi.
Ha, sonunda. Ne yapıyorsun sen? Ya hayır, sen istemiyorum ben. 15 kalas. Et hiç yok. Ekmek niye yok ya? Et yiyecek yine 2 aya düştü. Açlıktan ölecekler. Neye atasam onu da bilmiyorum. Sana bir adam daha verdim ben. Yakacak odun diyor, çok az diyor. Nasıl az onu anlamadım ben. Yo bak, adam mis gibi yakacak odun üretiyor burada. Cayır cayır da çalışıyor abi. Kerestemiz de var. Winter is coming. Evet arkadaşlar, 2 ayı nasıl çıkaracağız hiçbir fikrim yok. Ne olur. Ne olur abi, bizi yalnız bırakın. Hayatta kalmak istiyorum ben. Sen gel bir pira üret. Gün seviyeleri gör. Oğlum bu kilise ne ya? En az bir kilise deyip duruyor ya. Bir yemek. Hani yedik arkadaşlar bir tık. Yiyecek arttırmamız lazım ve yiyecek artmıyor. Kanka hızlı avla ya. Ben bir avcı kulübesi daha yapayım. Bak buraya kadar insanları öldürmeden getirdim. Öldürmek de istemiyorum abi, ne olur. Abi ne olur, yalvarırım abi. Koyunları keselim. Biz niye koyun kesmiyoruz? Bunun bir tanesini ver abi. At abi buraya. Aynı anda bir sürü av. İşte 2 ay mı kaldı? Oğlum yakacak odun nasıl azaldı? Onu anlamıyorum ben ya. Ticaret. Ticaret. Kesin ticaret. Bana abicim ithal et. 12 liradan veriyorsun. Adi pislik seni. Ne istiyordum ben? Yakacak odun. Neredeydi o yakacak odun? İthal et. Aç rotayı abi. Bana 100 tane yakacak odun verir misin? Paranın içinden geçecek ama yani yapacak başka bir şey yok. 66 adet yiyeceğim var ve yetmiyor artık. Yani yiyeceği 100'e falan sabitlememiz lazım ve bunu nasıl yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Yiyecek artmıyor. Düzensiz nüfus artışı bunu etkiledi demek. Evet. Ekmek üreti yok mu bari? Hayır, ekmek üretemiyoruz. Bir tane de sebzemiz var. 62 tane balımız var abi. Oğlum bu bal neymiş böyle ya? Evet artık ticaret yok. O kadar çok sattım ki. Değeri kalmadı. Evet 93 oldu. Yiyecek arttı la. Allah, artıyorlar. Hadi oğlum biraz daha. Bunlar ne işe yarıyor onu anlamadım. Jacob bekliyor. Jacob neyi bekliyorsun? Vallahi arkadaş ufak bir tık Nine'i yedik gibi ya. Böyle bakıyorum da yani nasıl önüne geçebilirim? Bunun hal ve çaresi nedir diye. Bir kere han istiyorlar. Han lazım bize diyorlar. Ama şu anda açlıktan ölen yok. Bu iyi bir haber. Ceset çukuru. Biri tuttu. Kanka burada nerede ölürsünüz biliyor musun? En iyi rahat burada ölürsünüz abi siz. Toplayıcı kulübesinin bir bitki bahçesi ekle. Ekle abi. Tutamadım heyecandan. Toplayıcı kulübesi. Topla kardeşim. Ben eleman alayım yanıma. Çalışma alanı boş. O ne demek? İşçiler yaşından toplayacak bir şey bulamıyor. En azından şimdilik. Kanka aha ya bak. Aa tamam. Yani geri ver lan elemanı. Tamam, ceset bölgesini yaptık arkadaşlar. Buraya da bir tane eleman attık. Yani yakacak oduna bak. Gidiyor arkadaşlar. O zaman bir tek daha yakacak. Hayır. Klas. Sen gel bakalım. Bu arada öyle böyle bu ayda çıkardık ya. Ona mutluyum arkadaşlar ben. Öyle böyle bir hayatta kalabiliyoruz sanki. Ne diyorsunuz? Kanka yap bakayım şurayı. Bu bölüm ekonomiyle uğraşacağız. Yapacak bir şey yok. İnsanlarımıza bir hal ve çare bulmamız lazım. Yani nüfus düzensiz arttığı için haliyle insanlar kuduruyor. Bunlar diyor biz yokken nasıl geldi buraya diyor falan diyor, böyle artistikler yapıyorlar. Bak kanka hiçbir biram yok benim ya. Deri. Peki oyunda en pahalı mal hangisi ticarette? Bir bakalım. Mesela bak ihracat ücreti, ithalat. Neydi ihracat? Sat. Tamam ihracat. Bize ihracat kelimesi yeterli. Bak, 2 lira. Kesme taş 6 lira mı? Tamam bak kesme taş 6 lira, unutmuyoruz. Burada her şey 2 lira. Burada kanka sen şunu 200 yapsana ya. Artık 200 tane satalım. 6 lira deri. Aa bak deri satabiliriz aslında. Deri alalım ya, satalım ya. Kanka 100 çarpı 600 lira yapar abi. 600 lira para bir cebe atalım biz bir. Ya kömürü nereden buldunuz oğlum? Bizde kömür diye bir şey yok lan. Oğlum burası daha iyiymiş. Giyeceğimiz var mı lan bizim? Ayakkabımız var. 48 tane. Aç abi yolu. İhraç et. 20 çarpı 8. 160 liraya para yapar. 8. Evet 160 lira. Elimizde zırh falan var mı peki? Elimizde zırh falan hiçbir şey. Ne gezer oğlum bizde? De ne gezer hem onlar? Sat bakayım be. Meyve rezervi büyüyor. 120 lira para geldi. Neyden geldi o? Kiremit. Kiremit 4 lira değeri olmuş yeniden arkadaşlar. Kiremitin değeri artmış. İhraç et. 70 tane de bundan sat. 70 çarpı 4. 7, 10, 7, 14, 21, 28. 280 lira para yapar. Peki abi şunlara hala artmıyor. Delireceğim ya. Ama para iyi oldu ha. 1037 lira para var oğlum. Ne oluyor lan? Han arzı. Bir de bira lazım. Kanka bir de bira alabilir miyim ben sizden ya? Direkt bira satarsan bana bir direkt birayı 18 liraya satıyor. Buradan gidip arpasını alırsak biranın. Hayır, hayır, ithal et. Tamam satın alacağız. Boyadan hiç yok. Abi elimizdeki her şeyi satıyor. Malt. Evet malt, bizim malt almamız lazım. Malttan bira yapılıyor değil mi? Evet. Hatta ben internetten hemen... Evet arkadaşlar tamam, bunu satın alacağız.
14 liraymış tanesi. Bak unutmuyoruz. Arpaya bakalım bir de. Şu an bir yayın gitmiş olabilir. Tamam geldi. Arpa arpa. Evet, arpanın tanesi de 12 lira. Tamam biz arpayı alalım. Bunu şeye çevirelim. Biraya çevirelim. Satın al. Bana 100 tane veriyorsun. En azından. 3 arpa oğlum çok para lan. Bana 30 tane veriyorsun. En azından. Yani nüfusu arttırsak mı? Güzel. Yine dayandık arkadaşlar. Yine hayatta kaldık bak. Yine kaldık. En sevdiğim oyun ya. Vallahi bak. En sevdiğim oyun oldu şu an. Anda hiç insan yok mu oğlum ya? Siz ne yapıyorsunuz? Arpa satmıyoruz değil mi? Arpa alıyoruz. Lan. Pazar doldu mu? Vay danam. Vay. Pazar dolmuş. Ne yapıyorduk? Pazar. Evet yeni bir pazar açıyorum. Nereye atsam? Buraya açacağım. Tam buraya pazar açacağım abi. Güzel görünmüyor mu? Al bakalım. Yeni pazarımız. Hayır abi olmadı. Çık burayı. Sen pazar aç. Şimdi oldu. Evet güzel bir pazar daha açtım buraya. Hatta var ya. Burayı sil. Buraya yolunu çek. Buraya da bir tane pazar aç. Evet arkadaşlar her gördüğünüz yeri AVM'ye çevireceğim. Lan. Of korktum bir an. Bir an her şey az gözüktü gözüme. Evet 4 tane pazar tezgahı açılabiliyormuş. Buraya da 17 tane. Herkes bağlıyor. Herkes bağlıyor. Bakayım burada ne var? Burada bak bu adam her şeyi yiyor bak görüyor musunuz? Bir tek sıkıntın yok gibi gel. Aferin çocuklar. Hayatta kalmayı öğrenmeniz lazım. Ticarete devam mı? Bir at da alsam. Hayvanlarımız ne yapıyor şu an? Çalışıyorlar. Vallahi helal olsun. Lan ben coin sipariş etmiyorum değil mi? Hayvan pazarım vardı şurada bir yerde. Evet arkadaşlar hala ticaret yoktur. Tamam. Yiyecek 4 aya çıktıydı bir an. Çok mutlu olduydum. Bir ay imalathanesi. Ya şu 3. seviyeyi bir göremedik ya. Ona söylüyorum ha. Ay ay. Göreceğiz be usta. Ne zaman baba ne zaman? Mezara girince mi? Evet. Ve sen. Ve sen. Üçünüz de. Bize daha fazla insan lazım artık. Çünkü hepsi meyve üretecek. Hani nereden baksan bir 2-3 tane daha insana ihtiyacımız var. Nasıl yapsak? Buraya zaten kocaman bir pazar açmış bulunmaktayız. Bu kadar da insanları üretime kapatmayalım. Malum çalışacak adamlar da lazım. Bu ne la? Tamam o zaman şöyle olsun. Yo gerek yok aslında yeterli şu an bizim için. Yeterli yeterli. Hiç uğraşmayalım bence. Abi yiyecek 2 aya düştü. Yok yakacak mı? Oğlum yakacak 135 daha. Yo yeterli de yani. Kaybediyorsunuz bizi kaybediyorsunuz. Bir hayvan daha versene bana. Piramidin hepsini sat abi. Aa bak diğeri satmışız hayvan gibi. Ama artık buna da ticaret yok emri veriyorum. Yani arkadaşlar parayı da dengeledik ama yiyecek durmuyor gibi ya. Vallahi yiyecekte sıkıntı yaşayacağız. Oduncu kulübesi de açtık o kadar. Ama yetmiyor. Yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor. Upgrade'lenen ev nerede? Upgrade'lenmiş bile. Sen abi bak adamın her şeyi tam birası yok ya. Malthane nerede lan? Ananasını satayım. Arı kovandan da elemanı çektim. Üret lan. Çabuk üret. Öleceğiz çabuk çabuk. Yiyecek 3 aya çıktı. Ya yiyecek sabit zaten de. Yakacak odunu bir sabit diyemedik. Yakacak odun bizim niye hızlı bir şekilde azalıyor onu bir anlamaz değilim ben. Burada bir yerde kil ocağı vardı. Buraya zaten hiç vermemişim bile baksanıza. Kanka bak. Buraları of. Bayağı iyi üretim yapacak bu burada. Baksanıza. Adamın dediği harbiden doğruymuş. Yap çabuk. Bu ne oğlum böyle? Yol ağına bağlısın artık. Artık bizimlesin evlat. Bir tane pazar var burada. Yakacak odun tezgahı. Aslında bak aklıma bir şey geldi. Şuna nasıl ulaştık ya? Tamam. Oraya da bir tane. Oğlum param çok hızlı bitti la. Kanka ne yaptın? Bitirdin mi ya evi? Bitirmiş. Bitirmiş. Helal olsun paşama. Hazır elindeymişken şunu da bitiriver la. Lokum atölyesi bir işe alta yaramıyor. Evet malt. Bu demek oluyor ki ben bira ürettim abi. Ya bir şey söyleyeceğim. Onu bir durdursana. Piriseyi mi yükseltmemiz lazım bunun için? 20 tane taşa ihtiyacımız var. Tamam abi hallederim ben. Buradan bana bir para... Tamam bana bir taş ver abi tamam mı? Ne kadar? Ticaret, ithalat, satın al. Ne kadar bana... şu an elimde 10 tane var. 10 tane taş ver. Ama en hızlısından lazım. Bu lanet olası kiliseyi yükseltelim artık. İnsanlar ölecek ya. Oo ihracat satıyoruz da bayağı. Güzel çok güzel. Nereye gidiyorsun lan? Ben almaya gidiyor herhalde yavrum benim. Bir şey söyleyeceğim. Oyunu bir durdur. Şurada benim bir yerde... Neredeydi o? Ceset çukurundan eleman al. Buraya at. Meyveleri toplayıversin hemen. Hadi ben çok topla 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 topla. Hadi oğlum. 10 tane taş var. Ya da yol yapıp hemen şuraya bir taş yolu mu çeksek? Tamam hemen. Maden. Taş ustası. Tamam hemen oraya da bir taş yolu yapalım. Sürekli taş almak zorunda kalmayalım. 4 eleman boşta çalışıyormuş. Abi çok korkuyorum. Hala yakacak 2 ayda ya. Ama yani sabit de duruyor yani arkadaşlar fark ettiğiniz üzere. Aha. Yaya düştü. Sabit. Ay şom ağzıma tüküreyim hemen. Bakayım be. 10 taşımız var hala.
Yakacak odunu nasıl arttıracağız? Arttıracağız. Bir tane eleman attım bakayım buraya. Arkadaşlar sıkıntı etmeyin. Hepimize yetecek kadar yer var. Ortak fırındaki elemanlar çalışmıyor gibime geliyor ama. Niye çalışmıyorsunuz lan siz? Döverim oğlum siz. Geldi mi taşlar? Hala 10 adet taş var. Ay nereden getiriyorsun bu taşı ya? Ha geri geliyor. Yok gidiyor şerefsiz. Nereye gidiyorsun lan? Ya yiyecek sıkıntısını çözdük galiba arkadaşlar. Sabitledik de. Dayı ne yaptın? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bitirin lan şurayı ne olur. Gözünüzü seveyim. Elimdeki son biraları da kullanmak istemiyorum. Ya da şöyle yapacağız. Dur bakayım be. Buraya bir şimdiki hal kapat. Bir elimize kalsın. Tamam elimde hala işçi var. Baksanıza abi. Adam yakıyor yani. Yakacak odun bir aya düştü. Oğlum bizim bu yakacak odundan çektiğimiz dert ne ya? Lan inşaatı daha yeni mi tamamladınız yakacak odunun? Allah sizi ne yapmasın değil mi? Bak bak nasıl topluyorlar, nasıl topluyorlar. Güzel bu aslında bizi kurtarıyor bir nevi arkadaşlar. Adamlar baksanıza vakum gibi çekiyorlar yakacak odunu. İyi al iyi ki açtık bunu. Taş ustası kampı da kuruldu. O zaman buraya hemen bir eleman atı ver. Hala 10 adet taşımız var. Taşın 20 adet olması lazım arkadaşlar. Ki yani gelişebilelim. Reis geliyor mu gelmiyor mu bir karar ver artık la. Oo dayı sen bir gidiş o gidiş. Nereye gittiğin de belli değil. Vallahi. Ben buraya gelmek istiyorum. Ya da şey yapsak sınıra. Bak şimdi zaten sınırım çok yakın. Nerede bitiyor bu yol? Bak şimdi. İşe yararsa çok güzel. Yeterli malın yok diyor ya. Lan. Lan. Oğlum bu ne lan? Ama benim odunum demek oluyor ki keresten var artık. 28 tane keresten var. Bas kanka şunu. Tamam abi. Parayı düzgün yerlerde kullanmak lazım arkadaşlar. Daha bir tık nane yeriz. Tamam abi. Ha ben şunu temin edin. Hemen yapın şunu. Tamamlandığında size 250 nüfus sağlar diyor. Bu da demek oluyor ki başka yerlerde hak talep edebilirim abi. Bak şimdi bak. Yani 1000 tane lazım ama olsun. Yakacak odunu o şekilde kapatabiliriz. Kanka bunu hemen yapar mısınız? Ev yükseltmem lazım. Yalvarırım, hadi. Yapıyor musunuz lan? Umarım onun diğer versiyonunu da istemezsin benden. Eski versiyonunu. Arkadaşlar yani yakacak odun arabası nasıl terk edilmiş? 5 tane daha var oğlum alın buradan. Bitirin ne olur şunu hadi. Çok merak ediyorum 300 seviyemi. Yanda 3 tane basarım arkadaşlar. Seviyeye atlarız. Hemen açacağımız şeye de bakalım isterseniz. Meyve rezervinin kapasitesini 2'ye katlar. Yani meyve rezervi değil de. Bize daha çok. Herhalde otlardan koyunlar yavaşça çoğalır diyor. Bir de yiyecek lazım ya. Daha iyi teklifler. İtilayı karşı kaldırarak daha iyi. Bunu azaltır diyor. Erken erişime şimdi var ya. Yapın abi şunu bir şeyler hadi ya. Taşların şeyi kapatıldı bile. 62 taş var lan. Hala taş alıyor bizimkiler. Tamam artık taş almıyorum ben. Ticaret yok. Onun yerine abi sen bana ne ver biliyor musun? Sen bana gel bir yakacak odun ver. Malum 100 yani 118 tane daha al. Ama baksana hayatta kalmak için ufak bir mücadele veriyorum. Tamam taş şeyi bitmek üzere. Nasıl topluyorlar nasıl topluyorlar. Hadi abi şunu bitirin la. Kanka buradan bir burada ne var? Tamam. 10 tane hayvanım var ha iyi. 16 kereste koydu bir tane. Tamam şeyi kalas tamamlanmış. Kiremit lazım bir tane de. Artık 2 tane kiremit lazım. Çalışmalarını topladınız mı lan hepsini? Helal lan size. Oh tüm meyveler toplanmış. Ya yiyecek sıkıntısı yaşayacağız yine. Geliyor abi yiyecek sıkıntısı yaklaşıyor. Yavaş yavaş. Aha. Aha. Lan ne oluyor? Oha. Ne oldu oğlum? Bir anda dikip gittiler adamlar. Evet artık 4 tane taşa ihtiyacımız var. Pardon oduna. Tamamlandığında bize 250 nüfus verecek. Aha. Aha. Arkadaşlar. Bitiriz oğlum şunu. Yarıda bırakıp gittiniz. Bak ya kütüğü çaldı şerefsiz ki götürüyor. 3 tane kütüğe ihtiyacımız var. Buna baksana abi şurası bana gelse ne kadar güzel görüyor musunuz? Bir satarım var ya onların hepsini. Tamamlandı mı? Allah belanız vermesin değil mi? Tam olarak neyle uğraşıyorsunuz? La tamamlasanıza şunu artık. Bir inşaat halindeki şeyleri de göremiyorum ki. Görsem ona göre bir şey diyeceğim de göremiyorum yani. Allah rızası için bir tane birisi şuraya kütük getirsin. Kütüğümü çalıp gitti. Abi adam çaldı götürdü iyi mi ya? Hah al işte. Köşk yapıyorum. Köşkümü şöyle gibi yere koyacağım. Duvarlar ve kapılar. Dış kule. Ana bunlar ne oğlum? Bunlar ne lan? Oğlum o zaman. Şş, köşk önemli bir şey arkadaşlar. Bunu güzel bir yere koyalım. Yani öyle uyduruk kaydırık yerlere koymayalım. Diye düşünüyorum ben. Köşk. Kanka bitirdiniz mi? Belanı vermesin. Hala uğraşıyorlar. Neyle uğraşıyor onun bile belli değil. Daha birazcık yoldan kısalım abi. Da. Tamam ben buraya köşk yaparım. Çok güzel bir köşk yaparım hatta buraya. Ama duvarlar ve kapılar. Noktayı kaldır. Bunlar ne? Ya illa yol mu lazım oğlum? Bu ne lan böyle? Evin içinde de mi yapıyorsun? Omit. Sen standart bir şey yapıyorsun. Tamam abi o zaman şey yapalım. Kaldır şunları. Da kaldır.
Adam akıllı halkın içine yerleşmiş bir adam yapalım bari. Tamam. Vergi dairesi. Aa! Vergi toplayacağım sonunda. Bunu karşısına yapalım abi. Adam akıllı. Tamam. Beni bu tarafa çevir. Çevir beni. Çevir 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 çevir. Bunu bu tarafa çevir. Artık yerleşmenin zamanı başladı. Tamam. Vay canına. Bu ne lan oğlum, içine yapıyorsun. Manyak mısın? Deli lan bu. Kanka sen... Ama gerçi orayı da nasıl koruyacaksın ki? Böyle çevirebiliyor musun? Çok da güzel oldu bence. Omit. Yapın lan. Bitirdiniz mi oğlum kiliseyi? Allah belanızı vermesin. Lan ne kiliseymiş oğlum? Bitirin lan şunu artık ya. Sinirim arttı. Vallahi öfkem arttı ya. Lan cidden sor. Bir de kiliseye girip çıkıyorlar yüzsüz yüzsüz ya. Oğlum yapın. Vallahi bir şey istemeyeceğim lan. Bir hayvan daha sipariş ediyorum. Vergi dairesine donunuza kadar almazsan bana da Sezer demesinler. Yetersiz ahır alanı ne oğlum ya? Ha. Bir tane daha bağlama kazığı bizim işimizi görecektir. Yap abi en yüksek. Allah kahretsin dedi. Bir tane taşı koyup gideceğiniz. Bir tane bak, bir tane. Onu da yapmıyorsunuz ya. Bazı hayvanlar running yapabilirmiş arkadaşlar. Bir taş kilise. Aha bitti. Aç abi barı. Ya bu kardeşim. Arz talep ilişkisi. Ben şimdi barı açtım mesela. Tamam, biralar ikram ediliyor. Allah! Üçüncü seviye arazi geliyor. Hadi mutlu oldun hadi. Bir tek daha buldum. Bir tek daha bulursam var ya. Eksi 60 lira gitti la bir yandan. Nereden gitti oğlum bu para? Kanka yükseltebileceğim bir ev bina falan var mı ya? Seviye. Senin gerçi her şeyin var. Sana bir yükseltme vereyim ben be. Aha. Meyveler çıkmış. Oğlum bunu nereye koyduk biz? Bağlama kazığı ne durumda? Oh be. Bir sürü insan var artık kilisede. Çok merak ediyorum. Acaba nasıl bir şey çıkacak buraya? Neyse dostlar kardeşler. Bir sonraki ya da devam edelim ya. Ne olacak sanki abi? Oynayalım değil mi ya? Paramızı kazanıyoruz nasıl olsa. Yalnız biz şaka maka öyle böyle arkadaşlar soğuğu atlatmışız. Ya da bir çak upgrade. Valla arkadaşlar şu taş kilise için bizi 50 yıl beklettiler. Kim bilir. Bunlar için de... Aa! Aa! Yapıyor. Kardeş ne olur la. Ne olur yap la. Bu arada nüfus artmış. Artmış arkadaşlar nüfusumuz. Bağlama kazı inşa edildi galiba. Çünkü hayvan kaçtı ya da... Hayvan kaçmadı değil mi? Hayvan kaçmış. Boşa gitti hayvan. Yo. Bu ne oğlum? Aslan kardeşlerim benim. Bu ne böyle, bu ne? Dükkanı. Köşk inşa ediliyor. Burada Sezer Paşa kalacak. Bir tane pazar açmışız buraya. Lanet olsun. Çok iyi. Bu ne oğlum? Bunu niye hızlı yapıp da bunu hızlı yapmıyorsunuz? Bak hepsini yarıda bırakıyorlar. En sinir olduğum olay ya. Oğlum bir tanesini göreyim. Vallahi bir şey demeyeceğim la başka. Köşkümü bari nasıl yaptınız? Köşkümde bir şey yok. Tamam yok. Kaybediyorsunuz. Beni kaybediyorsunuz. Köşkümü hızlı yapın lütfen. Allah sizi ne yapmasın hemen. Abi her şeyi son raddeye bu kadar bırakıp hiçbir şey yapmıyorlar ya. Orada arkadaşlar şu 5 ay yakacak 4 ayı görmüş sonunda be. Kanka hadi la bitir la. Oduncu kulübesi midir nedir? Hayvan bağlı mı? Bağlı buraya. Hayvan bağlı yani. Hastalanmış. Reis hastalanmış. Normal. Nasıl yapsak? Dur. Onu bir hal çaresine düşmemiz lazım. Çünkü arkadaşlar. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bir tane daha lazım. Bir tane daha. Bu bak. Bu yükseltiliyor. Upgrading oluyor. Bu da upgrade oluyor. Bu da upgrade oluyor. Tamam ben 3 demişim. Allah kahretsin ya. Ne olur yalvarırım bitirin şunları artık. Hadi la, hadi la. Evet artık halktan vergi toplayacağız arkadaşlar. Onun için de vergi bölümü inşa ettik zaten. Ben orayı da erken erişimde zannediyordum ama değilmiş. Buradan vergi toplamaya başlayacağız. İnşallah. Hadi bakalım. Hadi. Yetersiz aralım. Bağlama kazı ve şey inşa edin diyor. Oğlum, bu hayvanlar kaçıp geri mi geliyor acaba? Anlamadım ki ben. Yollarına baklıdır. Dayı cidden soruyorum. Neden her şeyi hep en sonda bırakıyorsunuz? Ya artık şunları ne olur getirin de kullanak gözünü seveyim. Bir ev yapacağız alt üstte. Meyve birikmiş. Çukurun karşısında bir. Çok iyi, çok iyi. Haziran yağmurları da başladı. Bizim salaklar hala getiremedi. Bir tane ev inşasını görsem bir şey demeyeceğim. Göremiyorum. Vallahi da billahi de göremiyorum. Oğlum hadi gelin koyun şuna la. Vallahi hadi ya yeter. Şöyle yaparsak. Bir odunları buraya koyun. Köşke koymayın şimdi kel. Gerçi köşke koyun ya. Bilmiyorum ki. Bir tane insan çalışıyormuş şu an. Aslında var ya ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Derhaneden çek. Oduncu kulübesinin hepsi zaten çalışıyor. Malt zaten çalışmak zorunda. Gel değirmeninde şu an bir şey yoktur. 60 gün sonra gel değirmene insan atarız. Şu an koymaya daha iyi gerek yok. Allah belanı vermesin. Ne oldu bir anda 3 aydan? Yiyecek sıkıntısı mı yaşıyoruz şimdi de? Umarız arası birinci seviye tamamlandı. Zaten bir şey istemiyor. Nereye yaptın onu? Aman insan koymayalım. Aynen yeriz yoksa. Tamam. Şunu yaptınız mı artık? Allah kararsın siz. Yapın artık şunu. Rezer baba sinirli. Ticaret. Kanka ben açım. 50'ye çıkartıyorum. Yani şimdi niye buraya bir şey gelip koymuyorsun ki? Bunu çok yükseğe çek. He arkadaşlar.
İkinci seviye oluyor. Ben üçüncü seviye oluyor zannediyordum. Ben mutlu oldum. İyi madem. Ne diyeyim abi ya. Neyse arkadaşlar, bir sonraki bölüm görüşmek üzere diyelim. Çünkü bunlar yapmayacak üretimi. Şimdi kendinize çok iyi bakın diyelim. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayınız dostlarım. Hepinizi seviyorum. Bay bay.